dışarıda bir şeyler konuşmuştuk ya biz hani. Yine normal yani, hatırlıyor musun? İyi hatırlaman lazım aslında. Hangi konu yani? Biz sürekli konuşuyoruz. Dedin ya, bana bileziklerini verirsen çekilirim diye. Ne? Ne? Hadi hodri meydan al. Kızlar görüyorsunuz. Ne zaman oldu bu ya? Veriyorsun yani. Al, al. Getiriyorum bak. Gerçekten mi? Hepinizin gözünüzün önünde. Yok artık. Madem çekileceksin. Ciddi misiniz? Dışarıda siz de duydunuz ya, bileziklerini verirsen... Tamam bir de ben bunu yapacağını düşünmemiştim Hatice. Al bakalım. Vallahi açık konuşmak gerekirse ben de düşünmemiştim. Ama ben de sözümü yere düşürmem. Senin bileziklerini de alıyorum. Gerekirse bağış yapacağım hepsini. Ne? Ama çekilirim yarışmadan. Ama şöyle de bir durum var. Çekil. İstediğin zaten senin olduğu için istediğini yapabilirsin. Çekil. Ha, beni o kadar gözünde büyüttün yani. Yeter ki git diyorsun. Ben seni gözümde büyüttüğümden değil. Sen kendi kendine benim bileziklerimde dahi gözün olduğu için... Hayır. Bana bileziklerini verirsen giderim dedin. Al sana hodri meydan. Ben senin verme ihtimalini düşünmedim bile aslında ama... Ha hazır böyle bir şey yapıyorsun. Bir hayra vesile olayım. Kayınvalideme de soracağım. Onay versin, şu kapıdan çıkacağım. Yeşim, sen efendim, ne yapıyorsun? Ne yapıyorum? Ben çekildim mi de sen çekiliyorsun. Tamam, söylüyorum işte. Ben çekildim mi? Sen altın istemiyor muydun? Ben altın istemiyorum. Ne ben demek? Alnımın teriyle kazanıp, alnımın teriyle burada yarışıp elenmek istiyorum. Sen ne oldu bir anda adalet? Hadi. İstiyor bilezikleri. Ben bak, çekilecek. Ben çekilmeden o çekilemez. Al bileziğini kendine. Al. Benden çekil. Allah Allah. Beni şaşırttın. Ben koşarak şu altınları hayır kızım, hayır. Ben de ne oluyor ya? Ne oldu? Sen niye geldin anne altınları görünce? Altınları zaten her yer altın hayatım. Hadi sen bana sormadan onları kime veriyorsun? Şey yapamazsın. Bir sakin olun ya. Bu ne ya? Ne yapıyorsun? Sen bana sormadan bunları nasıl oraya veriyorsun? Sen burada Hatice, tek başına mısın? Sen bana Hatice sormadan adak adayabiliyorsun ya. Bir dakika verelim. Ne yapıyorsun sen? Bir dakika. Niye vereyim? Hatice, eğer ki bana bağışlarsan ben alırım. Ama çekilmeyle bir söz varsa işine bak. İşine bak. Yani altınlarımı bırakır mısın? Bak gelmiş nasıl sahipleniyor burada ya. Sahipleneceğim tabii ki ya. Senin bak düşün. Kolay mı kazanıldı? Bir söz verildiyse eğer tutulması gerekiyor. Ben bana dedi ki bileziklerin dedi. Verirsen çekileceğim. Al çekilemedi. Gördün mü? Onun gözünü o kadar hırs bürümüş ki beni gözüne kestirmiş zaten. Ben bunun farkındayım. Ben olduğum sürece altın alması çok zor. Onun farkında. Tabii ben bunları sen yokken aldım değil mi? Onları hibe edecek kadar beni gözüne kestirmişsin. Ben işte bu kadar... Ya senden korkmuş. Evet, korkuyor. Gözümü yok, köreltmişim. Bunları bile sana hibe ediyorum. Yani seni buradan göndereceğim demek ben istiyorum. Ben bu kadar olduğunu düşünmüyordum aslında. Ben şimdi Hüsniye Hanım'la kaç gün önceydi bilmiyorum ama... Sürekli atışıyoruz zaten. Sürekli hedefinde ben varım. Ve de ben kendisine şöyle bir laf söylemiştim. Oyunsa ben oyunu çok güzel oynarım demiştim kendisine. Ben burada Hatice'yi zaten denedim. Çok güzel de oltaya geldi. Ben burada Hatice gibi... Oltaya şöyle gelinir zayıf tatlım. Bir halka tarafından... Bir saniye söyleyeyim. Bilezikleri topladı, elinden aldı da buradan yarışmadan çekildi dedirtmem. Benim oyuna geldi. Lezzetin... Bir saniye ya. Bir ya saniye. Ya sen konuştun. Hayır, bir saniye bitirmiyorsun. Şu diyaloğa ne cevap vereceğini ben de merak ettim. Buyur söyle. Hayır oyuna geldin ne demek ya? Eğer ki ben bu bilezikleri hayır yaşım sana neden vereyim deseydim ki oyuna gelecektim. Hı. Sana senin verdiğin cevapla vermiş cevapla aynı şeyi vermiş oldum. Bileziklerimi verdim. Şimdi oyuna kim geldi yani? Hatice... Kendi kazdı kuyuya hayır. Kendisi düştü. Çünkü benim bilezikleri asla vermeyeceğimi düşünüyordu. O niyetle evet. Zaten bana söyledi. O kadarını yapacağını ben bile düşünmedim. Ama şunu çok iyi biliyor. Yeşim sözünde durur. Ama, o yüzden durmadım. Bak yani, durmadım diyor hala. Çünkü Beyhan abla girdi devreye. Yok. Evet. Beyhan abla öyle bir girdin ki ne münasebet çekil... ki ne kadar altın sever biliyorsunuz. Kaç fazlan var? Çok beş az. Beş fazla. Beş tane. Sadece beş fazla. Ya çok ciddi bir bilezik verildi buraya yani. Sen Hatice'nin bilezikleri vereceğine inandın ki koşa koşa geldin. Ya bak ben şimdi Yeşim'in almayacağını biliyor. Aldı. Yeşim,
Aa, ne dedi orada? Kayınvalideme de sorayım. O sen geldikten alıp sonra söyle. Çekeceğim. Çekileceğim dedi ama ben Hatice'nin kolundan bilezikleri alıp da çekilmem. Ben alnımın teriyle kazanırsam kazanırım, kazanamazsam paşa paşa giderim. Ve Hatice o kadar çok korkuyor ki Yeşim'den, burada durduğu sürece bu elenmez. Beni kendini elenmekten korkuyor. Durun, iki tarafta dursun. Karşıdan nasıl gözüküyorsunuz soruyorum. Merve, duydun diyaloğu. Hangisi gerçek, hangisi oyuna gelmiş, hangisi oyuna getirilmiş? Ben Yeşim'in Hatice ile oynadığını düşünüyorum zaten. Oynadığını evet, düşünüyorsun? Evet, oynadığını düşünüyorum. Hatice mi oltaya geldi evet, yani? Evet, Hatice geldi çünkü bu konuşma esnasında biz de yanlarındaydık ikisinin. Diyaloğu biz de duyduk. Tabii dışarıdaydık, bahçedeyken konuşuldu bu mevzu. Nasıl bir, yani nasıl gelişti olay? Kim ya attı zaten o? Rekabet ortamı her zaman var ya bizim tamam. aramızda. Bu bir gerilim yarattı bizde. Yeşim kalktı Hatice'ye dedi ki eğer ben buradan gideceğim söz veriyorum sana dedi ama bir şartla giderim. Senin beni yenmene veya benim seni yenmeme gerek kalmasın. Sen bana bileziklerini ver ben buradan gideceğim dedi. Daha fazla zaman da kaybetmemiş olurum bu sayede dedi. Ama Hatice'nin ben gerçekten vereceğini düşünmemiştim. Ben Hatice'yi de rekabet seviyor diye biliyordum. Zeynep. Yani bana şu an birisi R yapıyor gibi geliyor. Kim? Yani şu an... Bir anda Yeşim Beyhan teyzeyi bahane edip kaynanama da sormam gerekiyor. Kaynanam değer olursa diye bir R yaptı oradan. Çünkü ikisi de madem kozlarını ortada paylaşmak istiyorlar. Hatice gidiyor bileziklerini bırakıyor. Yeşim de tamam deyip kabul etmiyor. Bahane sunarak gidiyor Beyhan teyzeyi ortaya konuyor. R yapan kim? Yeşim. Ben daha önce de burada bilezik ama almadım. Ama gözüken o. Kabul edelim. Valla burada ben zaten Hatice'nin tavrına da çok şaşırdım. Kayınvalidemin vereceği tepkiyi de merak ediyordum. Ona apayrı bir şaşırdım ama sonda gösterdi zaten. Bana bağışla bağışla dedi. Yanılmadım zaten. Onu da merak ediyordum. Azı dişli altın dişi mi ne bir şeyler istiyormuş zaten. Az var altın dişleri zaten. Benim için eğlenceliydi. Ama gerçekten çok şaşırdım. Bu kadarını beklemiyordum. Benim de o kadar çok gönlüm bol ki senin eğer ki şu bileziklerimdeyse gözün al sana hibe ediyorum. Ben kazanabiliyorum dedim. İhtiyacım yok sana ihtiyacım. O yüzden istedim bilezikleri. Kazanamayanlar düşünsün. O yüzden konu bilezikse işte bunlar oluyor. Birazdan da gördüğünüz gibi burada böyle güzel güzel bir değil, üç değil, beş değil tam yedi bilezik için yarışıyor yarışmacılarımız.